Musa Uzunlar'la sohbetimize devam ediyoruz. Tabii ki yeni kanalımızda, yani CNN Türk'teki ilk programımız olduğu için birçok bizi sevenler, eksik olmasınlar, telefon ediyorlar ve şu anda da telefon hattımızda Beyazıt Öztürk varmış. İyi akşamlar Beyaz. İyi akşamlar, selamlar. Nasılsın? Neredesin ayol? Arıyorum, arıyorum yoksa. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bak şimdi bu telefonunla cevapsızlarını affettirdin. Ya evet, kusura bakma. Rica ederim, rica ederim. Bak, güzel bir şey var. Ama benim de çok yoğun bir dönem. Biliyorum. Dur bir dakika, pardon ya, televizyonun sesi açık da. Ya. Ses iki taraftan da geliyor. Ya sabah bir şey rica edeceğim. O fotoğrafı oradan kaldırsak olur mu? O ben değilim ya. Görmedim ben. Gençlik. Gençlik. Nasıl? De değil o. Yok değil. Evet, onu kaldır. Neyse, bir daha koymayız. Vallahi evet, en azından şu fotoğrafı koymayın yani. Tamam, 10 tamam. Sene önceki fotoğraf. Tamam, hiç merak etme. Zaten sen geleceksin. Senin görüntünü alınca onu koyacağız. Geleceğim. Yani ben de CNN'de, sağ olsun CNN ekibi benimle de bir dönem program yaptı. Çok emeklerini gördüm. Çok da keyifli bir dönem geçirdim. Hem Meral Okay'la hem Güven Kıraç'la. Şimdi başka bir kanalda, başka bir programa başladı inşallah. Evet, Star ekranlarında yeni bir yarışma programına başlıyorsun değil mi? Yarışmaya başlıyorum. Ben de Cuma günü yayınlanıyor bizim de ilk bölüm. Hadi hayırlısı. Ucunda 1 milyon var yarışma programı. Keyifli yani, güzel program oldu inşallah. Seyredenler de keyif alır. İnşallah. Öyle, ben sana bir hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim yani, sana da yarışma programı. Çok seviyorum, hem sohbetini seviyorum, hem kanalı seviyorum, hem Doğan grubundasın. İnşallah her şey senin için iyi olur. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim aradığın için. Sana da bol reytingler diliyorum Cuma akşamki yarışmanda. Çok 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 teşekkür ederim. Öpüyorum. Herkese çok çok selamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok mersi. Musa Bey süper bir mesaj gelmiş. Diyor ki, yoğurtsuz döner, Polatsız İskender olmaz. Polat Alemdar nerede diyor. Çok iyi ama, değil mi? Çok güzel. Böyle bu tarz şeylerde devamlı mesajlarda geliyor. Şimdi Gladio'ya dönelim. Şimdi siz derin devlet adına sayısız eylemde bulunmuş emekli bir istihbaratçısınız. Ve de sonradan devlete sırtını dönmüş bir karaktersiniz. Şimdi biz Gladio'da neden devlete sırtınızı döndüğünüzü mü öğreneceğiz? Bazılarına katılmıyorum onun. Yani tam bir sırtını dönme olarak da almıyorum. Kısaca şöyle özetleyebiliriz. İskender'i bu hale getiren sebepleri backgroundlarıyla görmüş olacağız. Ve benim de o tanışmış olduğum gençliği ve o sırada yaptıklarıyla. Yani en azından vatanseverlik ve devlet adına yaptığı bir İskender var orada. Ve daha sonra yaşadıklarıyla ve Gladio yapısı içerisinde yanılgılar, bir takım kullanılmaları fark ettiği andan itibaren İskender'in Gladio ile ilgili savaşı ve Gladio'nun açılımı seyircilere ilginç bir yelpaze sunacağımızı hissediyorum. Çünkü bu ülkede faili meşgul cinayetler var, aydınlanmamış. Bir bağımsızlık olayı, sürekli yönetimler değişiyor, yıllardır süren bir Kürt problemi var ve niçin bunlar sürekli var? Bütün bunlara Gladio penceresinden bakıyoruz. Bakalım seyircilerimiz bunları nasıl görecek? Gençlikteki ses değişiyor mu? Çok güzel bir soru. Ben bu sesi oluştururken, size de az önce bahsettiğim gibi, karşıma hiçbir zaman gençliğin çıkacağını düşünmedim. Gençliği, ilk önce gençliğini oynasaydım yaşlılığındaki sesi oluşturmak çok daha kolay olabilirdi. Evet, şimdi bu yani. Reji ekibiyle bunu konuştuk. Gençliğin ses çok çok değişen bir karakter değildir. Bir yaş ilerleyince rengini korur ama titremeler, entonasyonda farklılıklar olabilir. Çok parlak, net bir ses de İskender'e gitmeyecekti. Çok daha ritmik ve çok daha gene melodisini kaybetmeyen bir ölçüsünü bulduk sesin. Hali buldunuz yani, evet, onu evet, o şekilde. Evet. Ha, onun daha genç, çok zor bir şey olsa gerek ya. Ben de merak ediyorum nasıl oldu. Dinlemediniz mi? Yok, hayır. Aa, sürpriz. Size de sürpriz olacak. Yani hepsini çektik ve bıraktık. Her şey bittiğinde benim için de sürpriz olacak.
Ben bile heyecanlandım şimdi. Nasıl oldu acaba, o ses nasıl çıkacak diye, hani daha genç hali. Bir Pana filmle buluşmanız nasıl oldu? Bana çok daha önce de bir teklif gelmişti. Fakat o sırada benim başka programlarım yüzünden kabul edememiştim. İskender Büyük teklifi geldiğinde gerçekten İskender Büyük karakterinden çok etkilendim. Çünkü İskender bir oyuncuya çok şans veriyor. Yani teksti okuduğumda ilk önce İskender adına çok gülüyorum. Ondan sonra onun o yönü, o oyun kısmına geçiyorum. İskender karakterini, kendi doğam dışındaki olan o karakteri deneyimlemek çok keyifli olacaktı. Bana da güvenip rolü verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve böyle gitti. Çok güzel bir şey değil mi? Yani çok güzel bir... Ben Pana filmi, yani Pana film diyeceğim, hepsinin adını tek, hem Bahadır'ın hem Raci hem Necati, hepsini birden çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani öyle zannetmeyin ki devamlı görüşen, konuşan arkadaşlarız, ama hani konuştuğumuz zaman da bir dostane bir şekilde konuşuruz. Ve bence çok büyük bir ayrıcalık onlarla çalışıyor olabilmek gibi geliyor bana. Hani iş, herkesin iş ortamı da farklıdır ama... Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir şey. Evet. Çok ciddiye alıyorlar yaptıkları işi ve orada gerçekten bir aile oluyorsunuz. Yani özellikle Gladio dizisi filminde hepimiz tam 8 hafta boyunca bir aileydik. Hele hele Antalya çekimlerinde yaklaşık 15-20 gün boyunca hayatımın hiçbir döneminde gün doğumunu bu kadar kalabalık ve arkadaş grubuyla birlikte görmedik, yaşamadık ve dağda kahvaltı yapmadık. Yani sadece çekimin yorgunluğu içinde çok keyifli romantik geçen. Romantik gün doğumlarından kalabalık gün doğumuna geçtiniz. O sırada o yorgunlukla aynı şeyi hissetmiyorsunuz ama çok sonra çok tatlı hatırlıyorsunuz. Evet, ne kadar o sırada o yorgunlukla hadi gitsek de yatsak, evet. Bak yine gün doğumu, yanımda sizler varsınız gibi, evet. Duygular tabii ki oluyor.